10. haftanın 2. dersinde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Geçen ders söyledim. Bir minik geri dönüş yapmamız gerekecek. Benden kaynaklanan da bir şey oldu. O 1945'te o Missouri zırhlısının gelişi, o olaylar, neden Amerika değil Rusya ziyareti ve Missouri zırhlısı bizim için şu açıdan önemli. Missouri'den 6. filoya o bir bağı da kurabilmek için o ya biraz daha değinmek gerekiyordu. Laf lafı açınca arada kaynadı, gitti. Yani bazen olabiliyor. Kusura bakmayın deyip lafı toparlayayım. Neyse yapmayalım da yani. Toparladık en sona. Zaten henüz CHP idaresi dönemindeydik. 1950'li yılların Türkiye'sine henüz daha geçmiş değildik. Şimdi 1945 yılı işte 2. Dünya Savaşı bitmiş. Hani 2. Dünya Savaşı ne zaman bitiyor? Ne bileyim ne zaman bitiyor? Şimdi şeyin başında Mayıs'ın başlarında 1945'te Almanya teslim oluyor. Ama biliyorsunuz daha sonra yani Japonya savaşa devam edecek. İşte Eylül başında atom bombaları atılacak. Ağustos Eylül başında Japon teslimi 2 Eylül'e denk gelecek falan filan. Belki işte 2 Eylül 1945'te Japonya tam anlamda teslim olacak. O anlamda diyorum. Hani 1945 yılı sonları diyelim. Hani Eylül Almanya'yı bazı alacaksınız ki ben daha doğrusu da o yani Mayıs ortaları falan değildir. Peki o zaman niye Dünya Barış Günü 1 Eylül'de kutlanıyor? Mesela 2 Eylül'de Japonya'nın tesliminde ya da şeyde kutlanmıyor. Mayıs ayında savaşın bittiği, işte Almanya'nın teslim olduğu tarihte kutlanmıyor. Sembolik olarak 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgali, hani savaşın başlangıcı olarak kabul edilebilir. O bir anma şey olarak. O yüzden 1 Eylül tarihi Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor arkadaşlar. Onu da böyle minik bir gereksiz bilgi olarak, belki gerekli bir bilgi olarak aklınızın bir köşesine şey yapmışım. Şimdi arkadaşlar biz 17 Aralık 1925 tarihinde Sovyetler Birliği'nde yeni rejim bir dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalamış. 25'e geri döndük. Evet, 25'e geri döndük. Çok 1925'te durmayacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Bu anlaşma süreli bir anlaşma. Yani ne zaman sona ereceği, hükümlerine sona ereceği belli. 10 yıl geçerliliği var ve bu 10 yıl geçerliliği ile belli şartlar konulmuş. O dönemin yöneticileri şu 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 tarihe kadar uzatmak isterlerse anlaşmayı uzayacak. Uzatmak istemezlerse X tarihine kadar, ama işte o işte uzatmak istemediklerini belirtecekler ve anlaşma uzarsa uzayacak, uzaması uzamayacak. 1935 yılına gelindiğinde anlaşmanın tekrar uzamasına karar veriliyor ve aslında anlaşma işte Aralık ayında bitecekken 7 Kasım 1935 tarihinde anlaşma yenileniyor. Dolayısıyla yani hükümler gene 3 aşağı 5 yukarı sabit ve dolayısıyla artık anlaşmada 1945 yılına kadar geçerliliği sağlanmış oluyor. Şimdi 1925 yılında henüz daha tabii ki yani bu işte bir dünya savaşının sonuçları daha hesabı daha görülmemişti. Savaşın çıkacağı için tahmin ediliyordu bilmem ne falan diyoruz, ama bunu spesifik olarak getirip Sovyetler Birliği Türkiye Dostluk Anlaşması'nın iradesine yerleştirmemiz biraz gayri kabili mümkün eskilerin değil. İmkanı yok yani. Hani o bunu bilmesi mümkün. Ama işin ilginci 1945 yılına gelindiğinde, yani anlaşmanın ikinci kez uzatılma şeyleri görüşmeye başlandığında, Sovyetler Birliği yok diyor. Yani ben bu anlaşmayı uzatmayacağım arkadaş. Yani bu anlaşma cemiyeti Akman'dan bahsediyor. Yani o bile kalmadı işte. Ayrıca yani 2. Dünya Savaşı boyunca Türkiye diyor yani işte dakikasını, saatini, yerini, her şeyi söyleyerek, ya diyor bak diyor Boğazlar'da bir ticaret gemileri adı altında şu gemileri geçirdi, Almanya'da krom satışı yaptı, bilmem ne yaptı, lan bunun neresi dostluk anlaşması? Tabii ki 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bir soğuk savaş fikri etrafında bir nüfuz savaşı, paylaşım savaşı olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Şimdi bu iklimde Türkiye'nin ve Sovyetler Birliği'nin bu şeyine verecek çok bir cevabı yok arkadaşlar. Hani Sovyetler Birliği haklı olarak gel oturalım diyor ama bu gel oturalım lafı Türkiye'de, hani gel oturalım şu anlaşmayı bir daha bir konuşalım, bu haliyle ben bunu uzatmam diyor ama bu haliyle bunun uzatılmaması düşüncesinin yani basit bir affedersiniz diploması sorunu olmanın çok ötesinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu Türkiye kimin saflarında kalacak ya da Türkiye'ye İkinci Dünya Savaşı boyunca izlediği o havetçi politika, hayır evet bir taraftan Almanya'yla ticaret anlaşması imzalanıyor, kural satıyor, bilmem ne yapıyor. Efendim biz işte İngiltere Fransa'yla daha savaşın başında saldırmazlık anlaşması, dostluk tarafsızlık anlaşması imzalamıştık bilmem ne. Yani işte Adana görüşmeleri, Kahire görüşmeleri yani bayağı işte ne dürürü küstürüyoruz, ne kızı veriyoruz, ne şişansın, ne kebap diyoruz, hem evet diyoruz, hem hayır diyoruz. Aslında tabii bir politika, 200'lü politika mı? Evet. 200'lü politika ama politika sonuçta bizi, bu politika bizi savaşın dışında tutmaya ve daha sonra kazananların saflarında getirip böyle masaya oturtmaya yarıyor mu? Yarıyor. Yani bu savaşın galiplerinden birisi savaşa katılmadan Türkiye'de arkadaşlar öyledir. Yani o dönemde evet acılar çekilmiştir, açlıklar çekilmiştir, açlık çekilmiş arkadaşlar. Tüm Dünya Savaşı boyunca Türkiye'de açlık çekilmiş. Yani insanların karnı doymamış, ekmek karnıya bağlanmış, yolluk çekilmiş. Dersiniz insanlar hayvan pislikleri içerisinden o hayvanların midesinin öğütmediği buğday bilmem ne tanelerini falan tek tek ayıklayıp onları tekrar yıkayıp onları kullanma yoluna kadar gitmişler. İşte üç beyaz şekeri kullanamaz hale gelmiş. İyi de yani şimdi sen burada hani bunlarla şartlıyorsun. İki tarafta nüfusunun %10'una yakınını kaybeden, daha fazlasını kaybeden ülkeler var. Bölünen ülkeler var. Fransa gibi bombalanan, başkentinin bombalandığı ülkeleri gibi ülkeler var. Tarumar olan ülkeler var. İşgal edilen ülkeleri bilmem ne ülkeler var. Şimdi bunun yanında biz ne acı çektik, ne acı çektik, ne aç kaldık, susuz kaldık, hayır karanlık bir gece, hani bırak şiir okumayı diyor adam. Tabii ben de oradan Hansen'i şeyde getirdim ama yani doğru yani şimdi bırak şimdi maval okumayı demeye getiriyor açıkçası. Niye öyle bir maval okumayı yani bir hesap sorma noktasına gelmiyor. Neden? Yani işte Türkiye savaşmadan galiplerin safında bir yere oturuyor. Buna aslında Avrupa'nın da çok da ilk başta ses çıkardı ya da Amerika'nın ilk başta ses çıkardı yok gibi yani Türkiye sonuçta bunu bedeli neyse ödeyecek gibi. Ama hani gel gör ki başka bir dinamik de devriyor arkadaşlar. Soğuk savaş dinamiği de devreye giriyor. Nedir bu soğuk savaş, Cold War dediğin şey? Yani neden ona soğuk denmiş? Bir nüfuz savaşı olması bunda çok önemli bir faktör ve dünya iki ideolojik kampa bölünecek, tasnif edilecek şeyde. Yani tasnif edilecek bir şeyde. Yani tabii burada hani bir kampın gerçekten liberalizmin temsilcisi, ötekisinde sosyalizmin temsilcisi olduğunu söylemek gerçekten ciddi bir saflık ve enayilik olur. Yani Amerika'nın elinde liberalizmin, yani işte John Locke'un liberalizminin, Adam Smith'in liberalizminin, işte Joseph Stalin'in özgürlük düşüncesinin bilmem ne falan pek umuru falan olmadı. Sovyetler Birliği'nin elinde Stalin'in de Marx'ın, efendim, Engels'in, işte Kautsky'nin, Bernstein'in sayın siz işte daha geliyor ya falan o şeylerinde o kimsenin umurunda falan filan değil. Yani bu kavramların içleri boşaltılmış ve yani biri Amerika'nın o sömürü şeyinin mekanizmasının üstünü örten bir kadife eldiven, ötekisi ise Sovyetler Birliği'nin pençesini örten bir kadife eldiven, onun şeylerini meşrulaştıran bir kadife eldiven işlevi görmeye başlamış. Yani işte Amerikan işgali, oraya demokrasi götürmek, liberalizm götürmek, insanlık götürmek,
götürmek gibi saçma sapan şeylere bürünürken ki en son Irak'a demokrasi götürüldü, Afganistan'a demokrasi götürüldü. Herkes abi Sovyetler Birliği'nde Çekoslovakya'ya nasıl sosyalizm götürdüğünü, Afganistan'a nasıl sosyalizm götürdüğünü bir de göreceğiz. Yani Afganistan burada mesela çok sağlam bir case'tir arkadaşlar. Yani Afganistan işte Necibullah diye bir adam Sovyetler Birliği oraya sosyalizm götürecek. Neyle? Tank otomatı filmde zırhlamakta sosyalizmi açtı. Giderse anca bu kadar kadar. Ve o işte o devrilecek bilmem. Ve onun işte Hamid Karzai diye bir adamın şeyle Amerika bu sefer Afganistan'a ne götürecek? Yani işte liberalizm götürecek. Böylece Hamid Karzai önderliğinde Afganistan liberal değerlere kavuşmuş olacak. Taliban'ı oraya din götürecek. Taliban oraya affedersiniz. Taliban güzel. Taliban oraya din götürecek. Böylece ben böyle cennete kavuşmuş oldum. Afganistan elinde ne var? Afganistan elinde açlık, sefalet, yoksulluk var. Olmayan şey ne sosyalizmin sesi, ne kapitalizmin, ne liberalizmin işte eşitlik, işte özgürlük, ne de İslam'ın hiçbir şey yok. Yani bu üçünü götüreceğiz diyenler bu ülkeyi sömürecekler arkadaşlar. Aslında yani tam işte bu Taliban son tarafa karşı şey yaptım ama soğuk savaş konuşuyoruz zaten. Sosyalizm adı altında yürütülen saçmalığın ve kapitalizm, liberalizm adı altında yürütülen soğuk savaşın içindeki saçmalığının aslında aynı anda bir ülkede nasıl tezahür edebildiğini ve o ülke sömürmenin mekanizması haline getirebildiğini biz Afganistan kesimlerinden çok sağlam okuyabiliyoruz şeyleri. Ama bir şekilde bu dünya iki ideolojik nüfuz kampına bölünecek. Bölünecek aslında. Hani, peki bunlar birbirleri çok farklı kamplar mı? Değil. Nasıl değil? Her ikisi de bir şekilde kendi periferilerini ve yarı periferilerini oluşturup bir işte bir dünya sistemi oluşturmaya aslında bir kalkınmacı, aslında bu kalkınmacı retorik etrafında kendilerini merkeze koydukları bir hegemonya inşa etmeye çalışan falan yapılar olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani nasıl ki işte bizi bir modernleştirmeye, muhasırlaştırmaya, kalkındırmaya çalışan dost ve müttefik Amerika yoksa aynı şey Sovyetler Birliği içinde geçerli ama mekanizmaları, üç aşağı beş yukarı birbirinden çok da farklı değiller. İşte burada bu şeyde hani soğuk savaşın bu yüzü de bir miktar şey yapmışken hazır Türkiye neden peki Amerika'nın yanında saf tuttuğu bu süreç nasıl ceryan etti? Şimdi bunda birkaç sebep sayabiliriz. Bir, Rusya hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde Osmanlı Türk entelijansiyasının kafasındaki batıyı teşkil etmiyor. Yani batı denildiğinde, bugün siz de batı dediğinizde aklınıza nereye geliyor? Mesela Makedonya, Arnavutluk, Polonya falan değil. Ama onlar batı değil. Batı yani Rusya geliyor, gelmiyor. Moldova geliyor, gelmiyor. Yani işte batı bir imge olarak batı denildiğinde o dönemin entelijansiyası, o dönemin batı denilen şeyini içine dolduran kavramları tanımlama ayrıcalığına sahip elitlerin, bu elit lafını da arkadaşlar sosyal bilim şeyi olarak kullanıyorum. Böyle bir işte CHP zihniyeti, monşerler, geyikleri falan etrafında değil. Yani sosyal bilim şeyiyle bu elitlerin batı algısı içerisinde yok. Yani bir kere bu muhasırlaşma şeyi modusu doğru yanlış bir şekilde dönüşüm süreci Osmanlı'nın kafasını da çizen, onu oluşturan o şeyi oluşturuyor ve kesinlikle Avrupa'nın dışında bir habitatta düşündükleri bunların kafasını. İkincisi sadece Rusya'nın bu habitatın, bu yani kendisini tanımladığı, olmayı arzuladığı, dönüşmeyi arzuladığı, doğrusuyla, yanlışıyla, eksiyle, fazlasıyla bu dönüşüm mümkün müdür yani ya da gerekli mi? Bu tartışmanın hepsini bir kenara koyun. Onun haricinde Rusya herhangi bir savaşılan ülkeyi de şey yapmıyor. Yani şimdi bu
Şimdi Fransa milli mücadele döneminde Anadolu'yu işgal ederken de Fransız devrimi savunulabiliyor. Yani bunu şey yapmıyorlar ya da İngiltere ile savaşmak gibi de şeyi de düşünmüyor, hesap etmiyor Antalya'sı. Çünkü Osmanlı ile Rusya'nın her karşı karşıya gelişindeki sınır komşusunun her karşı karşıya gelişinde neredeyse Osmanlı bir adım daha geriye gitmek, bir adım daha. Yani her Rusya'nın büyüşü neredeyse her Osmanlı'nın küçülüşüne denk gelir hale gelecek. Tabii çok vulgarize ederek söylediğimin farkındayım şimdi arkadaşlar. Bu üç o kadar da gelmiş oluyor ki ikinci zamanında yani bu Astrahan işte seferiyle falan şey kimsenin de yeni tahta geçmiş olacak. Kanun yok. Kimseden bahsediyorum. Zaten ordunun başının devamını bilmiyorum. Bilmiyorum aynısını. Ama şey işte Sokulu Mehmet Paşa bir tarafta, öteki tarafta da Korkunç İvan var falan böyle. Ne? Rus seferi. Bitti. Yani bununla başlayacak. 1571'de bir sefer. 1572'de Molodi zaferi. Yani 1676'da başlayıp 1681'e kadar devam eden Osmanlı-Rus savaşı biz bir başarı elde ediyoruz. Ama bunun bir devamı var. 1686'da başlayıp 1700'e kadar devam edildiğinde yine bir Rus zaferi falan diyoruz. 1700'lerin başında 1720'ye kadar devam edecek olan yine yani Rusların domine ettiği galip olduğu bir savaş var. Bakıyorsun yani işte bir ara arada 1710-1711'de Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir Rus başarısı falan görüyoruz. Hakeza 1735-1739 arasındaki savaşta Osmanlı'nın başarılı olduğunu görüyoruz. Ama 1768'de başlayıp 1774'te biten savaşta, 1787'de başlayıp 1792'de biten savaşta, peşine gelen 1806'da başlayıp 1812'de biten savaşta, yani 1827'deki Navarin Deniz Muharebesi'ndeki mahvolacağız o şeyde, yani 1828'de başlayıp ertesi yıl biten savaşta, 1853'te başlayıp 1856'da biten, 1856'da başlayan da bir Osmanlı başarısı şey var. Ama peşinden gelen işte meşhur 93 Harbi'nde yine Rusların başarısından bahsetmemiz mümkün. Şimdi baktığımızda aradaki sati ve kısmi başarıları falan da çıkarttığımız zaman yani çok uzun yıllar, 1500'lü yılların sonlarından, ortalarından falan başlayıp, ikinci yarısından başlayıp yani şeye kadar aslında Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki yani 1917'ye kadar biz savaşacağız gene şeyle 1917'de bunlar savaştan devrimden sonra çekilecekler ve bu sefer bayağı bir Türkiye'ye destek olan bir Rusya falan var. Şimdi baktığımızda yani hem işte ikili bir faktör var ve ikisi de birbirinden aynı anda Rusya'dan uzaklaşmaya sebep oluyor. Bir yani Rusya uzun dönemli müttefik bulunabilecek bir ülke olarak görülüyor. Ve tarihte hep savaşılmış ve oradaki yenilgiler artık bir eziklik şeyine varmış durumda. İki, bir kere yani o öyle olmasa bile Rusya Batı'ya alternatif olarak kabul edilebilecek bir ülkedir. Peki milli mücadelede Mustafa Kemal Rusya'yla yakın ilişkiler sürdürüyordu. İşte yoldaş Lenin'le başlayıp işte efendim işte Mustafa Kemal ile Lenin arasında çok samimi tırnak içinde kaynak yayınları Perinçek grubu bayılıyor bu mektupları yayınlamaya falan böyle çok şey efendim mektuplaşmalar bilmem ne gerçekten de Rusya'nın o dönemde mücadele ciddi bir desteğinden falan bahsetmek mümkün. Vardı. Ne oldu? Aslında o konjüktürel bir destekti. Unutmayın. Yani Mustafa Kemal için de işlevseldi. Rusya için de işlevseldi. Her ikisi için de işlevseldi. Ama bir şekilde yani Osmanlı Batı'yla kurduğu ilişkileri, yani İngiltere'yle, Fransa'yla, Almanya'yla, daha sonra Amerika'yla kuracağı ilişkilerdeki o yol, usul, tarz orada yok. Hani her ikisi de bu şeyin
geçici ve konjonktürel olduğunun farkında hiçbiri o hani bir kalıcı bir şeyin peşinde Lenin'de, Mustafa Kemal'de değildiler. Mustafa Kemal için zaten destek olabileceği yani yer Rusya kalmıştı. Nereden destek alacaksın? Amerika'da mümkün değil. Yani. Nereden destek alacak? Herhalde yani İngiltere'den alamıyorsan, Fransa'dan alamıyorsan, İtalya'dan alamıyorsan neyi bekliyorsun? Yani Yunanistan'dan da alamıyorsun. Nereden alacaksın? Yani kala kala zaten elinde bir Rusya kalmış komşu. Aşağıda eğer ki Afrika ülkelerinden destek almayı falan beklemiyorsan aklınızın aşağısından başka da elinde çok da bir imkan kalmış durumda değil. Hakeza yani peki Rusya niye destek oluyor? Yani Mustafa Kemal'i sosyalist zannettikleri için ve belki ileride bizim yardımlarımız sonrasında sosyalist olur belki bu kadar da kalan değil. Ne dedi Mustafa Kemal'i ve Mustafa Kemal Lenin'in yani bu kadar ucuz yem olabileceğini düşünmeyecek kadar da her ikisinin de aklı başında liderler olduğunu söyleyebiliriz ama konjüktür bu ikisini birbirine yanaştıracak mı? Yanaştıracak arkadaşlar. Ne olacak? Çünkü Lenin de eğer ki İngiltere'nin domine ettiği işgal güçlerinin elbette Yunanistan'ın da ki Fransa'da şikayetçiler dedi. Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani bu İngiltere'nin bu süreci domine etmesini, Yunanlıların batı Anadolu'nun neredeyse tamamının onlara verilmesini onları da şikayetçiler bir şekilde dışarıdan bakıldığında zaten işgal güçleri değil. İngiltere ve ekip var ortalıkta. Şimdi Rusya'da falan dediğini hatırlarsanız bu ekibi, bu şeyin başarısı, İngiltere'nin başarısı olacak. Yani Mustafa Kemal ve ekibinin tarih sahnesine silinmesi, Ankara'nın tarih sahnesine silinmesi bilmem ne, İngiltere'nin başarısı olacak ve bu başarı yeni daha işte 2 sene, 3 sene, 4 sene önce devrimi yapmış olan 1920'li yıllar Rusya için hiç de iyi bir şey olmayacak. Bu topu karşı sahada karşılamak adına Türkiye'ye muazzam bir destek verecekler. Yani dikkat ederseniz bu ilişkinin konjüktürel niteliğini zaten görebilirsiniz. Ve zaten Lozan iklimine girildikten sonra da yollar ayrılacak. Yani yollar, çünkü konjüktürel bir şey. Bunu üçüncü söylüyorum. Herkese yani Lozan'da kıtaya uğradığında, Chester planı devreye sokulduğunda, İzmir İktisat Kongresi toplandığında bunun batıya karşı bir mesaj olduğunu ve burada hani Rusya ile ittifakın satır arasında Rusya ile ittifakın konjüktürel bir ittifak olduğunu yeni kurulan makro olan rejimin ise efendim yolunu batıyla ve kapitalizmle çizdiğinin de satır altında ve arasında bir diplomatik bir dille verilen muazzam bir mesaj olduğunu da daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi böyle bir iklimde bu tercih yani İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan tercih aslında sosyalizm mi işte kötüydü o yüzden mi seçildi yoksa biz işte Moskovlar yerine komünizm yerine biz hayır mevzu komünizm mevzu sosyalizm mevzu değil arkadaşlar. Hani yine tarihe böyle bakılmaz ya biz yine yanlış yapalım ve bakalım. Bütün dünya sosyalist olsa sadece Rusya kapitalist olsa liberal olsa biz yine Avrupa'nın yolunda sosyalizmi seçecek. O zaman da diyecek misiniz ki yani işte kapitalizm kötüdür öyle diyecektik. Yani olay o. Çünkü olay kendisini Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini konumlandırdığı bir siyasal zemin olarak bir habitat, bir yaşam alanı, bir düşünce alanı olarak konumlandırdığı bir batı algısı var. Muasırlaşmaya çalışıyor. Hangi asırla muasır, hangi çağ ile çağdaş olmak istiyor? Batı. Hangi batı? İngiltere, Fransa, Almanya ve işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika çok net bir şekilde dünya ekonomisinin koruyla, o kapitalist ekonominin merkeziyle iç içe hercümerç olmak istediğinin rejim de farkında arkadaşlar. Ne istiyor? Ve burada Rusya'nın yeri yok. Tabii ki bu konjüktürel tercihin yanında
işte bu 1925'in aralığında imzalanan, 35'te Kasım Aralık'ta efendim tekrar çoğaltılan ama 45'e gelindiğinde işte tam da 2. Dünya Savaşı'nın bittiği zaman falan Rusya'nın hop dedik birader ne oluyor falan. E tabi bu arada Rus basının da Elbiye Selasi'nin isteneceği Erzurum'a kadar bir yerlerin istenme şeylerin gazetelerde Rus basınında falan çıktığı mıklıyor falan filanı dolanıyor. Yok şey yapılıyor falan böyle. Yani bu konuda da bayağı işte bunları isteyecekler. Dostluk anlaşması şeyde oturursa Türkiye'nin burnundan böyle getirilecek falan filan. Zaten hiçbir zaman bu masaya oturmayacak. İşte bu arada birçok şey yine kesişim noktasında da farklı bir olacak. Birçok şeyin kesişim noktasında. Bir, Türkiye'nin Rus algısı daha sonra sola da bu anlamda gelecek. Yani solun sosyalizmi Rus'la olan eş anlamlılığı öyle bir şey olmasa da eş anlamlılığı Türkiye'de solcunun çoluğun bir küfür yani Rus dönemi falan gibi böyle bir küfür anlamında falan kullanılmasına da şey yapacak. Şimdi oraya hiç girmiyorum onu. Sonradan daha sonra başka bir şeyle mimarda gene bir vesileyle bir şeyle gene konuşuruz ama yani bir Rus algısı var. İki, zaten rejimin bir Batı algısı var. Üç, İkinci Dünya Savaşı bitmiş ve Rusya bütün hepsini bir kenara bırakın. Ve hazır adam bir geldi şuraya bir oturalım. Çünkü bizim şu 20 yıldır 25-45 20 yıldır yürürlükte olan anlaşma yani sen de biraz ipin kaçırdın ki kaçırmışız. Yani hani Almanya'yla da iç içeyiz, Rusya'yla da iç içeyiz. İngiltere, Fransa'yla da iç içeyiz. Yani biz herkese gülücükler dağıtık. Herkesler de yani hiç kimseye de destek olmuyor. İyi ki de yapmışız. İyi ki de yine böyle bir politika izlemiş. Denilebilir. Ne denilmesin? Ve savaş dışı kalmışız. Çünkü zaten İkinci Dünya Savaşı'nı konuşurken en başta konuşmuştuk. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük avantajımız İkinci Dünya Savaşı'nın kurmay heyetini, bu kurmay etrafını geniş anlamda söylemiştim. Demiştim ki Fevzi Çakmak asker mi, siyasetçi mi, İnönü asker mi, siyasetçi mi, diye öyle yani kurmay heyeti lafını geniş bir şekilde düşündüğümde o kurmay heyetinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sağlam dersler çıkartmış olmasının ve İkinci Dünya Savaşı'na bu vesileyle girmemiş olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu daha önce de konuşmuştuk. İşte tüm bunlar, bu ve buna benzer şeylerin kesişiminde artık Amerika çünkü Türkiye'de kolay lokma durumu. Yani Sovyetler Birliği'ne hayır dese ve bir restleşme olsa hani Almanya'yı püskürten Sovyetler Birliği'nin komşusu Türkiye'yi direnme gücü oldukça zayıf, silah gücü oldukça zayıf Türkiye'yi ham edip yutması an meselesindeki ayan bir noktada. Herkese işte Türkiye'nin suya yanaşıp Rusya'nın buyur abi aman abi yaman abi demesi de bir şekilde zaten onun Türkiye'nin 10 nüfuz alanına gireceğinin göstermesi. İşte bu ama bu da soğuk savaşın iklimine uymayan bir şey olarak düşünülüyor. Yani bir şekilde Rusya'nın gel bakalım şu dostluk anlaşması şeyiyle bir oturalım masaya demesi. Hem tabii Türkiye'yi titretiyor. Hem bunun ucunun ne olabileceği konusunda da kimsenin kestirebileceği bir şey yok. İşin ilginci Amerika'nın da kestirebileceği bir şey yok. Tam da işte Sovyetler Birliği'nin bir mevzu, Sovyetler Birliği'de İran'la ilgili bir mevzuda nota verdiği bir zamanda bir yıl öncenin Kasım ayında işte 4. Kasım ayında vefat etmiş olan Münih Amerika Büyükelçisi Münih Ertekin'in cenazesi bir şov ile Türkiye'ye getirme kararı alınıyor ki yani 3 ay Müzuri zırhlısı eşliğinde 3 ayda işte toplamda 3 şey büyük gemi zırhlı eşliğinde şey getiriliyor gemi getiriliyor şey yani Müzuri zırhlısına şey eşlik ediyor Providence zırhlısı ve Power zırhlısına da eşlik ediyor ve daha önce vefat etmiş olan Büyükelçi böyle bir hop bir dakika birader şovu birlikte Türkiye'ye getiriyor. Burada bir parantez açalım. Deniz aşırı ülkelerde bir büyükelçinin ölümünde, ölümü görevi başında ölümü vuku bulduğunda o cenazenin bir işte ona gösterilen bir saygı, hürmet, iki ülke arasındaki saygı, hürmet gereği böyle bir
zırhlı gemi görülmesi adeti mevcut imiş. Ama tabii İkinci Dünya Savaşı koşullarında, savaş koşullarında kimsenin saygı hürmet edebiyatına bir zırhlıyı, bir büyükelçinin cenazesini taşımak için öyle üç zırhlıyı vermesi falan beklenir bir şey değil. Ama bu zaten beklenmiyor da. Ama ne oluyorsa işte bu iklimde oluyor ve bu işin ucunu kestiremeyen Amerika, yani bu işi böyle saldım çayırıya bırakırsa Türkiye'nin nasıl bir nüfuz alanında, yani nasıl bir oyun oyun derken, yani nasıl bir, yani burada trik çevirme anlamında oyun değil ama nasıl bir el oynayacağını da kestiremeyeceği için muhtemelen de Rusya'nın da neler isteyeceği ve neler alacağını kestiremeyeceği için de bir yardıma gelir. Tabiri caizse Aya Stefanos Berlin kilidi yine burada şey olur ve biz ölüm bize gösterilince ısıtmaya, öpücük bırakmaya yine başlayacağız, hatırlarsınız. Aya Stefanos ölümdü, biz Berlin ısıtmasına dünden razı olduk. Bu da aynı şekilde olacak. Yani hani ters olsa daha iyiydi. Sonuçta iki kutuplu dünyada bunun da hani bunlardan işte Sovyet tarafı iyiydi, o daha iyi sömürürdü herhalde, belki daha iyi sömürürdü. Ama kesinlikle hani hangisi iyiydi diye bir soru ve cevap yok arkadaşlar. Çünkü Soğuk Savaş'ın kendisi saçma sapan bir sistemdi ve uzun yıllar boyu gerek Sovyet sistemi içerisinde, gerek Amerika sistemi içerisinde ciddi bir sömürü ilişkisinin yerleşmesine, yerleşmesine de vesile oldular. Her iki kutupta Soğuk Savaşı kendi çıkarları etrafında ölülen bir korku imparatorluğuna çevirme konusunda da gayet başarılı oldular. Tabii onların eteğine yapışmış Türk yöneticileri de bu korku imparatorluğundan kendi iktidarlarını devşirmeyi, kendi iktidarları için bir korku imparatorluğu devşirmeyi çok iyi bildiler. Demek ki Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği tehdidine karşı sızana kol gelen bir Amerika var iken aynı iklimi Türkiye içerisinde sağ hükümetler, bak biz gidersek komünistler gelir edebiyatıyla ülke içerisinde yeniden üretmeyi ve bu Soğuk Savaş'ın uzantısı olarak kendi ülke içerisindeki soğuk savaş ve soğuk tehditlerini, bir sol bir sadece bir tehdit algısı ve hem de cinsel ahlaksız ve dinsizlikle birlikte gelecek bir tehdit algısı olarak kurulmuştu. İşte bunun mayasının çalındığı bir iklime doğru şeydi. Bunun tersi de üzgün bir şey olmazdı muhtemelen. Neyse şeyi toparlayacak olursak işte Münir Ertekin'in cenazesi konulu 5 Nisan 1946 mübarek Cuma günü ona denk getirilir. Bu üç zırhlı da İstanbul'a ulaşmış olunur. O derece ki arkadaşlar, yani günler, aylar öncesinden hazırlıklar başlamıştır. Zaten gemiler Türk karasularına girdikten, yani İstanbul'u yağmaçtıktan sonra diyelim, efendim işte takalar gemiler bilmemlercelerce yolda karşılanırlar efendim. Bezmialem Valide Sultan Camii'ne welcome mahyası asılır. Ya şimdi hani yapsan bu 330'luk iştir de niye, yani işte bu yeni teknolojiyle, bu hani uyduruk şeylerde bile, ne bileyim lokantada şeylerde bile hoş geldiniz şeklinde de mahya, bu da bir mahya, kayan yazılar falan görüyorsun. Bu da bayağı yani moda, teknolojik mahya. Şimdi için bu bir şey değil. Mahya bu kutsal günlerde camilerin iki minaresi arasına ip işte ya da belli bir işte bir zincir üstüne şey yapılan kandiller aracılığıyla dizilen, ki yakması dizmesi de zor ve işte onu yakması sonrası her şey zor. İşte şefaat ya Resulullah, hoş geldin ya Şahin Ramazan falan gibi böyle daha dizli
içerikli şeylerin falan yazıldığı yazılarken biz efendim Missouri Providence ve Power Zırhları gelince welcome yazıyoruz Bezmialem Valide Sultan Camii'ne. Herhalde İslam tarihine altın harflerle yazılmamız için yeterli bir sebep sayılabilir mi? Bence sayılabilir yani. Bu rezillik de bize yeter de artabilir. Tabii sadece o mu? Yani işte belediye araçları şey yapılıyor, ne diyeyim işte ücretsiz ring servisleri, otobüs servisleri, genel evler efendim boyanıyor, ihtiyaç kadarıyla seks işçilerine İngilizce öğretiliyormuş efendim. Niye? İşte kesin Amerikan denizcileri orayı da daha ziyaret ederler falan filan diye. Bizimkiler de gönüllü demek ki muhabbet tellallığına soyunmayı da seviyorlarmış. İçlerinden boyalarını boyamıyormuş. Ne diyeyim artık bilmiyorum. Caddeler boyanıyor, temizliği, kollar çıkartılıyor, halılar yapılıyor bilmem ne. O denecek ki arkadaşlar yani bu Missouri zırhlısı işte günün belli saatlerinde kafileler halinde halkın şeyine falan da açılacak bizi. İşte bayağı halk da şeyde Missouri Power ve Providence'den gelişinden cidden mutlu, mesutlar, bilmem neler falan. Böylece Sovyet tehdidinin bertaraf edildiğini herkes zaten ayarlayan anlayabiliyor. Bunun yanında bakın şu noktanın altını çizelim. İleride 1960'lı yıllarda 6. filo geldiğinde onu kovalayacak olanların babaları bir kuşak öncesi Missouri zırhlısında geldiğinde sevinirler. Tabii Missouri zırhlısı 6. filo geldiğinde Yankee Go Home diye onu oradan atmak isteyen gençleri dövüp efendim 6. filo gemisi önünde namaz kılmak isteyenler de olacaklar. Kıble olarak da 6. filo gemilerini falan da alarak da yani bu İslam markı değilmiş bilemiyoruz yani çünkü 6. filo işte komünizme karşı bir engel yani o Amerika bize destek olursa komünizm gelecek dolayısıyla komünizmin gelmesini engelleyen Amerika'da dost ve müttefik oluveriyor yani bu işte yani Türk sahada neyin düşman neyin şey olduğu öyle tık iki günde değişebiliyor sorun olmuyor yani ve sonra da anti-Amerikancı olabiliyorlar o da sorun oluyor anti-Amerikancı olmak mı, anti-emperyalist olmak mı, xenofobiyle anti-emperyalizm aynı şeyler değil. Bir ülkeye düşman olmak bir hastalıktır. Kesinlikle anti-Amerikancılık övülecek ya da şey yapılacak bir şey değildir. Bu mevzuya aslında en mevzuya da birazdan geliriz aslında. Hazır yedi gelmişken şey yaparız ama yani şu noktanın altında çizelim. Bu aslında bir show business. Yani hem Amerika hem de Türkiye tarafından köpürtülen bir show. Yani bu abi hem Türkiye köpürtüyor, yani yalnız değiliz, hem Amerika köpürtüyor. Yani evet, yani bu nüfuz savaşı içerisinde, işte soğuk savaşı, soğuk durumda. Bunun Missouri zırhlısıyla, Providence'la bilmem neyle yapılması, bunun toplumsal mekanizmalar aracılığıyla yapılması, bir yer ne yapılması falan filan. İşte bu da devreye giriyor bu. Soğuk savaşın soğukluğu. İlla yani işte asker gönderilip bir sabaha karşı onun efendim gemilerle karaya çıkmaları ve çeşitli birlikleri için o değil sanmış artık yani büyükelçinin cenazesinin gönderilmesiyle çıkartma yapılması savaş yani. İşte pul basılmasıyla yapılan savaş bu savaş işte yani daha sonra Amerikan yardımlarıyla efendim işte daha önce konuştuk ya yani konservesiyle işte şarkısıyla türküsüyle margariniyle efendim yapılacak olan savaş burada hani onu soğuk yapan savaş burada var. Yeri gelmişken şeyde hani bu emperyalizm, anti-emperyalizm meselesinde şey yapalım. Arkadaşlar şimdi Türkiye'de gelmiş anlaşılan bir olgu da bu anti-emperyalizm meselesidir. Yani birinci olarak söylenmesi gereken husus anti-emperyalizm denilen şeyin bir ülkenin diğer ülkeyi sömürgesine, sömürmesi işine indirgenecek ya da ona karşı çıkmaya indirgenecek bir şey olmalıdır.
Yani emperyalizm bir ülkenin diğerini sömürmesi, anti-emperyalizm de sömürülen ülkenin ulusal bir şeyle ötekine sömürme işine karşı çıkmasına indirgenemez. Bu dışarıdan bakıldığında bizim şu güneş metaforunu unutmayın. Ben baktığımda güneş dünyanın etrafında güneş dönüyor, dünya dönmüyor diyorum. Yani evet, yani dışarıdan bakıldığında öyle gibi görünebilir. Öyle olmaz ama öyle gibi görünebilir. Ama asla öyle değildir. Emperyalizm dediğimizde bir ülke ile öteki ülke arasında değil, kapitalizmin merkeziyle çevre, yarı çevre arasında belli sınıfların diğerleri üzerinde kurduğu ilişkisiyle ilişkiliği görürüz arkadaşlar. Burada evet ülkeler falan ama yani o ülke olma hasebiyle değil, kapitalizmin merkezi ve çevre, yarı çevreleri arasında kurulan hegemonik ilişki ve bu ilişkiyi tesis eden sınıfsal bir ilişkidir. Yani sömürenler arasında Türkler, mesela diyelim Amerika, Türkiye ve siz anti-emperyalistin falan filan ya da işte Amerika ve Türkiye arasında emperyalist bir ilişkinin var olduğundan bahsediyorsunuz. Bu Amerika olduğu için Amerika'nın, Türkiye olduğu için Türkiye'yi sömürmesi zinhar değildir. Bu kapitalizmin merkezinde yer alan bir ülkenin, kapitalizmin yarın çevresinde yer alan başka bir ülkeyi sömürmesi demeyeceğim. Değil de sömürmesidir. Amerika'daki bir sınıfla Türkiye'deki farklı sınıfın sınıfların arasında kurduğu ittifak ile onların lehine Amerika'daki ve Türkiye'deki yine başka sınıfların aleyhine yürüdükleri bir ilişki. Dolayısıyla anti-emperyalist bir mücadelede sizin müttefikiniz olan, birlikte çalışacağınız Amerikalılar varken karşısında duracağınız Müslüman Türkler vardır. Ha tersine birlikte çalışacağınız Müslüman Türkler varken elbette ki karşısında duracağımız yine Müslüman Türkler ya da Hristiyan Amerikalılar istedikleri. Çünkü bu mücadele asla dinsel ya da etnik bir mücadele falan değildir. Ya da ulus devlet, ulus devlet mücadelesi değildir. Dışarıdan zahiren bu tür bir görünüm arz ettiği zamanda bile bunun gerçek doğasının asla olmadığını ve bunun kapitalizmin merkezi ve çevresi arasındaki eşitsiz ilişkilerden emperyal ilişki zaten bu. Yani, buradan kaynaklanan bir örüntü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda da bize yani bir mücadele anti-emperyalist bir yapıda ya tezahür etmediğimiz zaman burada yine diyorum anti-emperyalist lafını biz bir sosyal bilim kavramı olarak kullanıyoruz. Yani milli mücadelenin anti-emperyalist olmadığını söylememiz mücadeleyi ne yukarı taşır ne aşağı taşır biz. Yani ama anti-emperyalist dediğim gibi çünkü anti-kapitalist değil. Ama anti-emperyalizme böyle bir işte gayrimüslim ya da ne bileyim işte böyle bir dini ya da etnik bir içerik kazandırmak çok duygusal bir şey veriyor ya da ona böyle sol da bir içerik de katıyor falan ve bir mücadeleyi kutsallaştırma retoriği veriyor ona. Bizim anti-emperyalist mücadelemiz olmak zorunda da değil. Yani bir mücadelenin anti-emperyalist olmadan da iyi bir mücadele olabilir. Hakeza milli mücadele anti-emperyalist bir mücadele değildir. Lütfen sonuçta Fransa'lısı mücadele. Bunlar emperyalist değiller mi? Emperyalistler ama mücadele anti-emperyalist değil. Emperyalistlerle savaşla anti-emperyalist mücadele arasındaki minik ince çizgiyi de görmezden gel demek gerekiyor arkadaşlar. Emperyalistlerle mücadele ayrı bir şeydir. Anti-emperyalist bir mücadele ayrı bir şeydir. Anti-emperyalist mücadele öz itibariyle anti-kapitalist bir mücadeleye tekabül eder. Ve anti-kapitalist olmayan mücadeleler iyi, arzu edilir, bilmem ne olamazlar ve olurlar. Milli mücadele de böyle bir mücadeledir. Bu milli mücadele henüz daha bitme aşamasında ve henüz daha bitmemişken, daha özel imzalanmamışken, örneğin anti-kapitalist hiç de olmayan, hiç de bundan gocunmayan, hiç de bundan dert etmeyen iktisadi anlaşmalar işte Chester, İzmir İktisat Kongresi falan filan gibi anlaşmalara girecektir ve solla Sovyetler Birliği bütün bağlarını köprüler
sürekli atacaktır. Bu milli mücadeleyi ne Türk Halkı Allah belanı versin mücadelesi yapar ne de efendim mübarek bir mücadele. Aa, komünizme karşı yapalım. Yok. Yani bakın bunu bu daha son zamanda biliniyor elbette. Ve Asih Mürilleri gibi Türk sorunu önemli sayılabilecek bir ismi bu mücadeleyi bir kutsal isyan olarak tanımlıyor. Yani evet siz de böyle tanımlayabilirsiniz ama biz sosyal bilim yapıyorsak bunun anti-emperyalist olmadığını da söylememiz gerekecek. Tabii bu bir kapalı bir şey olarak yani bir ön kabul olarak hani İngiltere var işin içinde, Fransa var işin içinde, İtalya var işin içinde. O zaman bu yani emperyalistlere karşı verilen bir mücadelesi. Tabii kadro dergisinin de etkisi var burada. Dönemin TKP'sinin de etkisi var burada. Demek ki anti-emperyalist bir mücadele olarak da kabul edilir. Herkese düşündüğünde ya Allah işte Lenin'de Mustafa Kemal arasında mektuplar var, Rusya'nın yardımı var, bilmem ne var. Bayağı demek ki bu sol mücadele falan değil. Yani Rusya'dan destek alınması da emperyalistlerle mücadele ediliyor olması daha konjüktüreldir arkadaşlar. Bu milli mücadeleyi ne sol yapar, ne anti-emperyalist mücadeleyi anti-emperyalist yapar. Bunların olmaması da bu mücadeleyi kötü. Tukuk'a niye yapıldı ki? Yani keşke Yunan kazansaydı. Biraz öküzler oldu ya. Yani ne yazık ki bu dünyada onlar da oksijen tüketip karbondioksit salarak gittiler. Ya işte onları düşünmeyeceksiniz. Yani benim dünya görüşüme uydu uymadı. Keşke Yunan kazanaydı dedi yani herif. Yani yok o öyle değil. Yani yine diyorum bakın. Yani o dönemin yani rasyonun ilerisinin bunu tanımlamak. Bu şimdi tabii benim çok hoşuma da gider arkadaşlar. Bu bir kutsal isyandır. Anti-emperyalistidir, değildir. Sovyetler Birliği ile ittifak edilmesi, efendim müttefik olunması, bunlar yok canım. O konjüktüreldir. Yani ne Lenin salaktır, ne Mustafa Kemal'dir salak olan. Yani öyle bir dünya yok bu ikisi de. Niye birbirleriyle ittifak ettiklerini bilebilecek şeyler. Ama keza burada mesela bunu bilmeyen bir Mustafa Supi vardır. Bu ilkelik de sabımiyetine ne yazık ki güvenmiştir arkadaşlar yani Lenin'in de kendisine sonuna kadar destek olacağını Mustafa Kemal'in de anti-emperyalist mücadele yürüttüğünü ve bu yolda ona destek olacağına inanır Anadolu'ya geçer, boğulur, öldürülür ama Rusya'da Lenin'in bunun hesabını Mustafa Supi'nin hesabını ne yazık ki sormayacaktır. Bir kere Büyükelçilik'te sorulacaktır. İşte entegrasyona Lenin Burak Asmiyesi Mustafa Supi Efendi oraya geldiydi. Ne oldu falan diye. Bizimkiler diyor öyle bir buraya gelmedi ki diyecekler. Öyle ya yani işte entegrasyonelin Burak Asmiyesi sıfatıyla gelen bir Mustafa Supi falan yok ki ortalıkta yani. Bir daha sorarlar. Niye cevap vermiyor? Yok. Ona cevap bile vermezler. Oldu bitti. Ne Mustafa Supi olaydı. Kapatılır gider. Milli mücadelenin anti-emperyalist olup olmadığı tartışması Cumhuriyet'in 50. yılı vesilesiyle Milliyet Gazetesi'nin yürüttüğü tartışmalara kadar neredeyse üstü kapalı bir ön şey olarak a priori kabul edilmiş gibi çıkar gelir arkadaşlar. Ama o tarihten sonra İdris Küçükkemal Hoca Milliyet Gazetesi'nin Ali Gevgilil yönetiminde düzenlediği o şeyde açık oturumda Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan açık oturumda milli mücadele anti-emperyalist değildi der. Hatta orada bulunan yine o açık oturumda bulunan Ali Gevgilil yönetimindeki açık oturumda bulunan Yakup Kadri de bu siyasi edebiyatımıza girecek bir laftır ya o falan gibi tepki gösteren bir siyasi edebiyatımıza girecek bir lafı yani literature'ın şey literatürümüze demek istiyor. Yani aslında güzel, daha bizimkinden daha iyi duracak. Yani siyasi diyor, literatürümüze gelecek bir laf diyor, demiyor, siyasi edebiyatımıza diyor işte. Yani doğru, yani o tarihten sonra ufaklığını, o tarihten önce yok mu? Var ama tabii Milliyet Gazetesi falan filan gibi daha mainstream diyebileceğimiz gazete köşelerinde falan filan değil ama mesela Yahya Sezai Kezal Hoca'nın
bir yıl, iki yıl öncesinde, tam şimdi ezbere hatırlayamayacağım ama bununla ilgili Nokta Haber'de de bir şeyler yazmıştım. Milli Mücadele Anti-Emperyalist Değil Midir makalesinde de bir şeyler yazmıştım. İkinci, daha güncel, daha popüler olan yazıda yakın tarihlerde yazmıştım. Nokta Haber yorum sitesinde de bunu arayıp 2020 arşivlerinin içerisinde bunu bulabilirsiniz. Yani yorum orada yazmıştım, birikimde yazmamıştım. Ya orayı, ya orayı kurcalarsınız, oralardan bir yerden arzu edersiniz, bulabilirsiniz. Yahya Sezai Tezal Hoca Chester planı vasıtasıyla bu tartışmayı dile getirecek ve milli mücadelenin anti-emperyalist olmadığını falan tartışacaktır. Ama gelin görün ki bu tartışma daha çok işte mülkiye dergisi sınırları çizen mülkiye dergisi okunmuyor. Ama okunmuyor. Ne var bu Milliyet gazetesi gibi bir popülaritem de bahsetmiyoruz doğrusunu isterseniz. Yani elbette ki bunun yankısı tabii çok fazla da olacak. Daha sonra zaten bu bağlam yayınlarından genelde gelgirildiğinde şeyin editörlüğünde Küçük Ömer Hoca'nın yazıları toparlayacak, edecek falan filan. Neyse, bunun ayrıntıları çok şey değil ya da benim makalede ya da başka makalelerde bunu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Çünkü Küçük Ömer Hoca üzerine bayağı çalışılan da bir şey. Evet, toparlayacak olursak böyle bir işte arada unuttuğum şeyi ve yine aklıma gelen bazı şeyleri bu derste de sizinle birlikte paylaşmış oldum arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.